Ben Deniz Okyanus Kuklacı, hayaller ve çizgilerle müzik yolculuğumuza başlarken dünden bugüne, bugünden yarına, sesimin ulaştığı her yere ve herkese binlerce selam. Bugünkü yayınımızda Afrika'ya gidiyoruz. Afrika'nın son yıllarda dünya müzik piyasasına ve müzik severlerine verdiği çok iyi örnekler var. Onlardan birini sizlerle paylaşacağım. Salif Keita. Avrupa'sının önemli erkek seslerinden biri. Salif Keita'nın bir özelliği Afrika kıtasındaki albino hastalarının durumuna dikkat çekmeye çalışması. Çünkü kendisi de bir albino hastası. Albino hastalığını hepiniz biliyorsunuz. Vücutta renk pigmentleri olmadığı için gözleri ışığa karşı çok duyarlı ve vücutları bembeyaz. Saçları, işte bıyıkları, yani vücutlarında hiç renkli bir şey yok. Avrupa kıtası için çok büyük bir sorun değil. Ülkemizde de sorun değil. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın herhangi bir yerinde. Fakat Afrika kıtasında bu hastalığa yakalananlar büyük problemler yaşıyorlar. Hem doğa hem çevre olarak. Sosyal hayatta ise hayatları tehlikede. Çünkü pagan düşünce tarzının hakim olduğu bölgelerde maalesef ki büyücüler tarafından bazı hastalıklara iyi geldiği söyleniyor ve albino hastaları vahşice öldürülüyor. Vücutları parçalanıyor, çeşitli işkenceler görüyorlar. İşte Salif Keita da kendisi de bir albino hastası olduğu için bu sorunları zamanında çok yaşamış. Düşünüyor musunuz? Renkli insanların yaşadığı, renkli derili insanların yaşadığı milyonların içinde teksiniz. Her taraftan zor şartlarda hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz. Salif Keita'nın çok güzel bir şarkısı var. Falon. Hep birlikte dinliyoruz. Ülkesinde çekilmiş bir klibin eşliğinde. Thank you.
sensiz zamanla dolu. Salif Keita'dan dinledik. Falon, Türkçe altyazıyla bu klip Salif Keita'nın ülkesinde çevrilmiş, çekilmiş. Çevreyi ve sosyal hayatı oldukça güzel betimlemiş. Bir sonraki yayında buluşana kadar hoşça kalın, dostça kalın.